96.2 Radyo Eksen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Barış. Geçen programda pick-up alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Onları konuşmuştuk. Güzel bir bölümdü. Bu bölümde çok uzun olmayan plak alırken, özellikle ikinci el plak alırken nelere dikkat etmek gerekir? Onları konuşacağız. O yüzden kontra plak geldik. Burası Galatasaray'da uzun zamandır var olan şahane plakların olduğu, çok iyi bir seçkinin olduğu caz, elektronik, rock, folk, Türkçe ne isterseniz bulabildiğiniz çok iyi bir plakçı. Özellikle Radyo Eksen dinleyicilerinin seveceği türden plakların olduğu bir plakçı. Şimdi oraya geldik. Okan Aydın buranın sahibi. Okan'la kendisine hatta Fasit Daire olarak da biliyor olabilirsiniz DJ isminden. Kendisiyle ikinci el plakları alırken nelere dikkat etmek gerekir onu konuşacağız. Giriyoruz. ...2012'de açıldı burası. İlk açıldığında bir röportaj yapmıştım. Okan'ın bir kurumsal geçmişi var. Ve o kurumsal hayattaki düzenini buraya da yansıttı. Burada çok fazla ikinci el plak var. Hepsinin nerede olduğu belli. Hepsi sınıf sınıf ayrılmış vaziyette. Japon baskı derseniz Japon baskılar, işte klasik rock derseniz her şey çok bellidir. Okan'a da ne istediğinizi söylerseniz size tak diye hemen bulur. Böyle bir yer burası. En güzel tarafı da şu. Burası eski kafa bir yer. Geldiğiniz zaman Okan'a işte ben bilmem neyi çok sevdim, bunun gibi ne yapabilirim derseniz tak diye size şimdi bir de bunu dinle diyecektir. Burası böyle bir yer. Okan Aydın namı diğer ortamlarda, bazı ortamlarda DJ Fasit Daire diye bilirsiniz kendisini belki. Okan abi, selam. 2000 selamlar. 2012'den beri sen buradasın. Bayağı da şahane bir mekan. Eyvallah. Şimdi ikinci el plak alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ben mesela Discogs'a bakıyorum mesela. Hı. Ama her zaman da bakamıyorsun. İlk plağı elime aldım. Ben bunu acaba yükseldim, bunu alsam mı dedim. Ne yapacağız? Aslında orada ilk aşamaya geçmiş oluyorsun. Yani bir kere plağın kendisinden ziyade hani kondisyonu vesaire onlar tabii ki önemli. Ama gerçekten aradığın plak mı, istediğin plak mı? Bazıları için o da bir parametre. Bazıları şansa bakıyor. O an bir şeyin kendi ilgisini çekmesini bekliyor. O ayrı. Ama özünde ne aradığını önceden biraz biliyor olmak belki de ilk adımı. Sonrasında okey hani gözüne kestirdin ya da aradığın şeyin o olduğunu düşünüyorsun vesaire. Plağı olabildiğince detaylı incelemek tabii ki ilk adım. Plağı detaylı inceledim. İkinci el plak. Neyine bakmak lazım ilk önce? Ben onu kabaca iki başlığa ayırıyorum. Bir tanesi gözle yapabileceğimiz kontroller. Bir tanesi de kulakla. Netice itibariyle müzik dinleyeceğiz. Dolayısıyla oradan nasıl bir ses çıkacağı en önemli parametre. Dolayısıyla eğer gittiğiniz mekanda, eğer online alışveriş yapmıyorsanız tabii ki, gittiğiniz mekanda plağı dinleme şansı varsa, vaktiniz varsa onu mutlaka kullanın. Plağı dinleyin. Dolayısıyla en net kararı kendi kulağınızla verin. Bu birinci aşama bence. Ama dinleme imkanı yoksa vesaire detaylı bir göz kontrolünü hem kapak için, kartonet için hem de plak için ayrıca yapmak gerekiyor. Burada temel bir takım tabii ki bakmamız gereken parametreler var. İşte plak yamuk mu değil mi? Örnek söylüyorum. Üzerindeki parlaklığını hala koruyor mu yoksa hafiften matlaşmaya başlamış mı? Yüzeyde bir takım çizikler var mı? Varsa bunların yeri, derinliği, büyüklüğü vesaire. Bazen çiziklerden de öte eğer böyle plak çok uzun süre işte sıkışık bir ortamda böyle kaldıysa toz birikintileri plağın üzerinde minik minik böyle çukurlara yol açabiliyor. Onlar mesela tehlikeli, iğnenin atlamasına falan yol açabilen şeyler. Böyle imkan varsa bol ışıkta, bazen normal hani loş bir ortamda normal gözle de fark edilmeyecek ufak hatalar olabilir plağın üstünde. Dolayısıyla imkan varsa dinleme, yoksa böyle ışıklı bir ortamda detay bir kontrol. Bunları yaparken de bazen hani kendi yaşadığım için biliyorum. Bazen bazı şeylere çok fazla konsantre oluyorsunuz ya da işte o demin yükseldiğim dediğin şey seni biraz tedbirsizliğe itiyor. İşte alışverişi yapıyorsun falan keyifle, sonra eve geliyorsun bazen o akşam, bazen birkaç gün sonra plakta umulmadık o sırada gözüne çarpmayan bir sorun ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bazen hani aradığın plak o mu derken onu kastetmiştim. Yani oluyor yani. Diyeceksin ki ya böyle de hata yapılır mı? Ama oluyor. Mesela albüm çift plak. Farkında olmadan içinde tek plak olanı alıyorsun. Yani o sırada işte aldın çıkardın baktın ulan çok temiz fiyatı iyi falan filan gittin aldın. Abi bakıyorsun albüm çift plakmış. Bazen
Hani böyle nihai tüketicinin alışverişinde bu çok olmaz ama bizim gibi dükkan içinde alışveriş yaptığımız durumlarda çok hızlı davrandığımız ya da yüksek adette alışveriş yaptığımızda bazen şey bile olabiliyor. İşte alıyorsun, abi bakıyorsun içinden çıkan aynı sanatçının aslında başka albümü gibi. Hani falan. Evet, benim hiç başıma gelmedi böyle bir şey mesela. Ya işte dediğim gibi hani tekkiyle alışveriş yapıyorsan o çok olası değil tabii ki. Ama bazen o plan kondisyonuna bakmak o kadar ön plana çıkıyor ki asıl bakman gereken yere bakmıyorsun ki birkaç gün önce işte biliyorsun İtalya İngiltere finali vardı. Yurt dışında Times gazete bastı. Adamlar Almanya'nın kadrosunu basmış. Yani o kadar detaya bakmışlar ama en tepede kadro yanlış çıkmış. Bu tip hatalar olabilir yani. Aslında plak alırken eğer böyle ne bileyim artık 10. 15. planınızı alıyorsanız ya da ne bileyim işte birkaç kere artık ya da 3 kere 5 kere dükkanlara girip çıktıysanız, internette biraz bazı şeyleri araştırdıysan çok da fazla hani hata payı azalıyor. Fakat Evet. İlk başladığımda mesela yaptığım hatalar. Ben pick-up setimi ilk almadan önce plak almıştım. İtalya'da hatta bugün muhabbeti geçti. U2 konserine gitmiştim. Oradan 3 tane plak aldım. İki Black Sabbath, bir tane Alice Cooper. Videoları seyrediyoruz. Evet. Yani. O plaklar gerçekten haddinden pahalıymış. Yani hani sonradan fark ettim. Hani normalde almazsın yani o parayı ama ilk bir heyecanla ben aldım. İkinci el değillerdi bu arada. Ama hani sıfırları da o kadar etmiyordu belki. Çünkü hani yeni baskı bir falan hani çok şey değildi. Şey mutlaka ki var. Yani tabii ki işte demin kondisyon vesaire onları konuştuk. Biraz da her konuda olduğu gibi hata yaparaktan, hatalardan aynen da öğrenerekten tabii ki çıkıyor. Bazen işte dediğim gibi hiç o sırada dikkat etmediğin bir şeyin sonra sorun olarak karşında görünce bir sonraki alışverişinde o da senin için artık bir parametre haline geliyor. Bunlar normal şeyler. Bir de tabii şey atlamayalım. Yani işte plan kendisi aradığım plak mı? Okey öyle kondisyon vesaire. Ama fiyattan konuşmadık. Netice itibariyle hani plan kendi kondisyonu haricinde bir de işte o plak o fiyat eder mi etmez mi gibi de bir süzgeçten geçirmek mutlaka peki, ki önemli ki dediğim biraz oraya üstünde geliyor. Üstünde işte VG Plus, VG işte Minus, Near Mint, NM ya da Mint ya da sealed tabii ki ya da kapalı yani o artık zaten sıfır oluyor. Bunlar ne demektir? Nadir plak nedir? Çünkü herkesin aklında bir nadir lafı dönüyor ama mesela işte bazı öyle albümlerde nadir dendiğini görüyorum ki yani hani Türkiye'de mesela hani nadir dendiği zaman Türkiye'de az bulunuyormuş gibi oluyor. Fakat evet, nadir dediğin şey bütün dünyada az bulunan aynen, plaktır. Aynen. Sadece belli hani bir bölgede nadir diye. Memlekette az bulunan plak nadir diye satılamaz aslında. Doğru. Fakat böyle bir mantık var. Nadir nedir? Ve o kelime, harfler ne demek? İki başlık olarak gidelim. İşte o harfler bir sınıflandırma, global bir sınıflandırma. Plakların kondisyonlarını belirleyen bir nota, puanlama sistemi diyelim. Onun bir takım açıklamaları var. İşte sealed, okey, kapalı plaklar. İşte mint, açılmış ama sanki hiç dinlenmemiş gibi olan plaklar. Mesela ben kendi dükkanımda hani sadece sıfır plakların fabrikadan işte jelatinsiz gelen varsa eğer bildiğim ya da işte hasbel kadar jelatini yırtılmış ama hiç çalınmadığını bildiğim plak varsa onlara mesela sealed demiyorum çünkü ambalajında değil. İşte mint diyorum. Okey. Ama ikinci el bir plak bir kere bile dinlendiğini biliyorsam o istediği kadar temiz olsun ona mint demiyorum gibi. Şimdi bu böyle bir sınıflandırma. İşte diyor ki sealed okey bu. Mint bu. Near mint onun biraz daha hani mükemmel her şeyle mükemmel plak. Sonra işte hafiften yüzeysel çizikler başlıyor ama böyle majör bir problem hiçbir şekilde yok. O zaman işte excellent, minus, plus oralara gidiyor. İşte çizikler biraz daha fazlaysa, işte artık kartonette de bir takım deformasyonlar başladıysa falan bir kademe daha düşüyor. Böyle bir tanımlamalar var tabii ki. Doğal olarak da herkes onlara uygun bir kriter belirleyip hani ona göre puanlamaya çalışıyor ama her kavramda olduğu gibi burada da şey oluyor işte ben bir plağı alıyorum, ben ona 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Sen bakıyorsun 8.5 da verebilirsin, 7.5 da verebilirsin gibi şeyler illaki oluyor. Yani hani bunu çok böyle önüne geçmenin şans ihtimali pek yok. Ama kağıt üstünde çok detaylı bir analizi var. Goldmine diye mesela bir kriter var. İşte Discogs genelde 10'un üzerinden çalışıyor. Orada hani her türlü minik detay var. İşte üzerindeki sticker, içindeki indirme kuponu var mı yok mu? Yani plak senin için mükemmel gözüküyor olabilir ama normal edisyonunda içinde poster vardır da sendekinde yoktur gibi. Yani bazen şey de olabiliyor. Demin dedik ya hani göz kontrolü, kulak kontrolü. Bazen göz kontrolünde çok temiz, iyi gözüküp senin yüksek puan verdiğin bir plak bazen gerçekten kötü kayıt olabiliyor ya da kötü dinlenmiş oluyor. Temiz gözükmesine rağmen plaktan çatır çutur ses gelebiliyor. Bazen de tersi oluyor.
plakta çok fazla çizik vesaire var. Fakat bir koyuyorsun pırıl pırıl bir ses çıkabiliyor. O yüzden zaten ilk aşamada en önemli yapmamız gereken plağı dinlemek. Ama tabii ki plak dükkanları için baktığımızda hani bizim aldığımız bütün plakları baştan sona tek tek dinleme şansımız olmuyor. Bizde o değerlendirme daha ziyade göz doluyor. Bazen hani hafif koşullandığımız bir yer varsa o zaman bir orasına hafif tıngırdatıp bakıyoruz vesaire. Ama ben kendi adım işte 9-10 yıldır dükkanı işletiyoruz. Çoğu plakçı dükkanında da bu böyledir yani kendime özel bir durum olarak söylemiyorum. Her daim sattığım plakla ilgili en başından beri söylediğim şey o işte bazen soruyorlar ha problem çıkarsa falan. Ya diyorum ki getirmek istiyorsanız problem çıkmasını beklemenize gerek yok. Yani aldın keyif vermedi. 3 tane parçasını beğendin de gerisi hoşuna gitmedi. Her zaman geri getirebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok yani. Peki nadir plak nedir? Nadir plak netice itibariyle nadirin kelime anlamı tabii ki işte zor bulunan falan filan. Ama işte birkaç tane ek başlık eklemek lazım. Bazı şeyler karşınıza çok rahat çıkmayabilir ama bu onları illa pahalı yapacak anlamına gelmiyor. Ben kendimden biliyorum. Çok uzun yıllardır böyle deneysel elektronik müzik dinliyorum. İşte albümler az adet basılmış. Sağda solda karşına çıkma ihtimali çok çok düşük. Ama internete giriyorsun 10 euro yani. Hani pahalı şeyler değil ama karşına çıkma ihtimali çok düşük. Belki ondan çok daha rahat bulabileceğim bir plan. Çok daha yüksek bir fiyatı olabiliyor. Plan sadece yani nadirlik derken işte biraz da tabii o bir denklem yani. Hem az bulunması bir yandan da talebinin fazla olması. Bazen az bulunan bir şey olabilir ama işte talep çok yoksa o da fiyatını yükseltmeyebilir. Dolayısıyla hem az olacak hem de talep olacak. O zaman içinde albümün fiyatını yükseltiyor. Ama demin dediğin çok doğru. Öyle nadirlik hani bu İstanbul'da plak çıkmaz, Türkiye'de çıkmaz. O yüzden çok yani o bir bilgi notu olarak eklenebilir tabii ki ama o tek başına bir plağı nadir yapmaya yetmez. Ama işte hani internet üzerinden global piyasa vesaire burada atıyorum yani yurt dışında 50 euro etmeyecek bir plak burada 50 euroya rahatlıkla satılabilir ya da tersi olabilir gibi böyle hafif o konuştuğumuz bütün denklemi, formülü hafiften böyle bozan şeyler illaki oluyor. Yani buna çok net bir örnek verebilirim. Scorpions'ın işte neydi? Worldwide Live. Dünyanın en çok basılmış plaklarından bir tanesini ben burada nadir diye satan bir yerle karşılaştım şey işte, mesela. Yani kimseye böyle yok canım hani kimseye şey yapmıyorum ama hani o nadir değil yani. O kişinin kendi ne diyelim plakla olan ilişkisinde onun karşısına az çıkmış olabilir. Dolayısıyla ilk ona biraz nadir hissettirebilir. Ama yani gerçekten milyonlarca ama, kopya basılmış yani, bir plak yani o. Kitapta da öyle bir dünya var. İşte ben birkaç hafta önce İstanbul dışındaydım. Böyle gittiğim yerlerde denk gelirse mutlaka sahaflara giriyorum. Hatta alışveriş yapıyorum böyle hani bir destek gibilerinden. İşte adam böyle abi dedi işte bugün yeni bir şeyler geldi falan. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın böyle ilk baskı falan. İşte hani uygun 20 lira fiyat koymuş. Eyvallah alınır hiç sorun değil yani. Ama hani satmak için böyle bir anda işte abi oraya girdim 300 lira 500 lira. Yani ya. Değil yani. Hani 300'lü 500'lü olan adamın orijinal imzalı versiyonu gibi hani. Şeyi de konuşalım. Belki onu da bir ufak parantez açmak ben lazım. Ben şimdi sen biraz önce Discogs derin diye oraya girecektim aslında. Yani o plan kondisyonu vesaire onlar tabii ki işte fiyatını belirleyen önemli parametreler. Ama hani bir plak buldunuz okey o istediğiniz plak ama işte üzerinde de bir fiyat var hani o doğru fiyat mı değil miydi de bir hele hele pahalı plaklar için böyle hani hasbelkader her an karşınıza çıkacak plaklar için o kadar detay bir fiyat kontrolüne çok gerek yok tabii aynen ki. Öyle. Hani bir takım raiçler yani, zaten biliniyor. Atıyorum şimdi 120 lira yazıyorsa çok da bakmanıza gerek yani yok. Ama yani hani 10 lira 20 lira zaten çok fark etmiyor. Aynen öyle. Ama işte 600 lira, 700 lira, 1000 lira, 2000 lira o tip rakamlara bir fiyat gördüğünüzde. Discogs'a mutlaka bakmak lazım. Yani ya elindekinin değerini görmek için ya da başka şeyler için. Ama şu da var. Yani Discogs'da bir plağın üstünde 250 euro yazdığı için ya da birisi ya da bir meczup onu 500 liraya satmaya çalıştığı için satışta var abi falan diyorsan hani orada da bir şey yapmamak lazım. Bir kontrollü olmak lazım. Demin hani işte o plakla ilgili bazı hataları yapa yapa öğreniyorsun kısmı işte biraz bunun için de geçerli. Bazı plakları da hakikaten farkında olmadan daha pahalı fiyata alıyorsun. O zaman içinde o meleken de biraz gelişiyor nelere bakman gerektiğini. Discogs kesinlikle ve kesinlikle çok önemli bir adres çünkü çok büyüdü. Netice itibariyle havuz büyüyünce onun gösterge olarak güvenilirliği de artıyor. Ama Discogs'a nasıl bakmanız gerektiğini de bilmek önemli. Çünkü işte X bir plağa bir bakıyorsunuz, Discogs'a yazıyorsun, 245 tane farklı satırı çıkıyor. Sendeki plak acaba o 245 tane hangisi? Hepsinin fiyatı farklı olmayabilir ama doğru satırı bulmak bir iş. Evet. İşte katalog numarası, barkod numaraları falan böyle eliyorsun. Bir bakıyorsun gene 12 tane kalmış. Hadi göbek etiketlerine bakıyorsun, mavisi, kırmızısı falan.
En nihayetinde işte o matrix numaraları özellikle pahalı plaklar için mutlaka bakılması matrix gereken. Matrix numarası da işte plağın göbek etiketinde var. Fabrikada işlenen evet. Bir tekil tam numara. Etiketin dışına bakıyorsunuz. Orada böyle çok zor yani. O bayağı şöyle ışıkta falan bakmanız aynen, gerekiyor. Işığı bile doğru açıyla düşünmek evet. Lazım. O biraz Çin işkencesi yani. Discogs'da mesela iyi girilmiş kayıtlarda o bilgiler de var. Hı-hı. İşte atıyorum sana çok benzer ya da aynı gözüken iki plakta farkın nerede olduğunu diyor. Hı-hı. Ki onda şu şurada yazıyor. Bunda bu. Evet. Yani bazen aynı bilgi yazıyor da birinde işte solda ortada yazıyor. Birinde bir tane biraz sol çapraz altta yazıyor. O bile bir versiyon farklılığına işaret ediyor. Benim yeni başlayanlara ilk kendi hikayemden şöyle bir şey yapabilirim. Eğer hani böyle çok inanılmaz hayranı olduğu bir grup varsa ve bütün plaklarını toplamak istiyorsa bu biraz zor bir şey olabiliyor bazen. Hani çünkü bir grubun her plan toplamak özellikle İstanbul gibi ya da Türkiye gibi böyle döviz kurlarının yüksek olduğu yerlerde çok zor. Evet. Fakat ben mesela hep şey yaptım. Hiçbir grubun diskografisini toplamaya çalışmadım. Ama hayatımda çok çocukluğumdan beri çok önem arz eden kilometre benim müzikal tarihimde aynen. Önemli bulduğum. Hani o grubun çok önemli bir albümü olmayabilir. Bendeki yerine göre aldım. Hı. İlk aldığım 3 plak da öyleydi. Yani aralarda böyle mutlaka zaten genelde yani ben mesela bunu tavsiye ederim. Çünkü garantidir. Bilirsiniz onu ve dinlemekten her zaman keyif alırsınız. Aynen. 25 yıl önce dinlediğiniz bir albüm hala dinleyebiliyorsunuz. Genelde müzikle ortalamanın üstünde ilişki kuran hem vakit harcamışlık anlamında hem onunla kurduğu gönül ilişkisi anlamında ortalamanın üstünde bir mesai harcamış kişilerde bu anlattığın çok olan bir şey. Şimdi mesela ben dükkanda hiç kaset alıp satmıyorum ama işte burada dolapta yaklaşık bir 150 tane falan kaset var. Şimdi açsak her biriyle ilgili bir hafta ben konuşabilirim. Hani duruyor da jelatininde dinlemiyorum etmiyorum ama o albümün orada olduğunu bilmek, elime almak beni mutlu ediyor. Plakta da böyle bir hadise var. Şeyi bir parantez açtık orada fiyatla ilgili konuşurken onu kapatalım. Discogs önemli bir parametre. Discogs'da hangi satıra bakmanız gerektiğini bulmak tabii ki önemli. Ama orada gördüğünüz rakamların ne kadar doğruyu yansıttığını da zamanla biraz böyle hissetmek önemli. Evet. Mesela neyi kastediyorum? Okey giriyorsunuz işte 3 kişi satıyor 50 euro, 60 euro, 70 euro. Okey diyorsunuz ki tamam bu muhtemelen bu civarda. Ama bir giriyorsun bazen 40 euro, 70 euro, 100 euro. Şimdi ne tarafa gideceksin? Aşağıya mı, yukarı mı? Hmm. O zaman işte orada 40 euroya satan hangi kondisyonda? 70 euroya satan hangi kondisyonda? Ve o. Buradaki rakamlar böyle bu arada hani tek bir işte mint ile near mint arasında 40-50 lira mesela oynuyor. Fark ediyor. Bazen işte bir tane çok ekstrem fiyat çıkıyor. Abi bakıyorsun demin dediğim gibi imzalı ya da işte adamdaki farklı bir şey içeriyor vesaire o tip oluyor. Bir de ben genelde Discogs'da sadece o an satışta olanların hangi fiyatta olduğuna değil, geçmişte hangi fiyata evet. Satılmış. Orada çünkü kaç indeksi tane, de görebiliyorsunuz aynen, zaten. Aynen kaç tane. Yani bir kere 100 euroya satılmış ama ondan sonra 9 kere 40 euroya satıldıysa o 100 euro benim için bir referans değil. 40 euro referans gibilerinden. Bir de çok kullanılmıyor yani çok bilinmiyor ama özellikle nadir plaklar için bence doğru bir adres. Popsite diye bir site var. O özellikle eBay üzerinden oradaki işte açık arttırma usulü satılan plakların datalarını çekiyor. Orada da şunu görüyorsun. Giriyorsun diyorsun ki işte hani şu Miles Davis'in bilmem ne albümü, şu katalog numarası falan. O güne kadar 9 kere satıldıysa bütün detayıyla çıkıyor. Diyor ki 2012'de 8 kişi bit verdi. İşte 45 dolara gitti. Dolayısıyla onda böyle güncele yakın işte satılmış. Aa bakıyorsun 2021'de 4 kere satılmış. 35 dolara gitmiş, 40 dolara gitmiş, 42'ye gitmiş. Diyorsun ki tamam yani bu 40 dolar civarı vesaire. İşte burada hani özellikle ambalajlı alıyorsanız çok problem yok. Ama yeni başladıyız ambalajlı da olabilir. Orada şerhim var. Ben maalesef Türkiye'de onu çok yaşadım ve ana dağıtımcı firmalarla böyle hani şikayet demeyeyim ama keyifsiz yazışmalarım oldu. Ya yani sıfır plak sipariş ediyorsun. Hani %15-20 hasarlı geliyor. Neden? Ha. A depoda çalışan insanlara da o kültür olmadığı için çok dikkatli davranmıyorlar. B genelde bu B daha çok oluyor. Zaten işte X, Y, Z bir takım zincir mağazalara gitmiş oluyor o plak. Antalya'dakine, oradakine, buradakine. 6 ay sonra, 1 sene sonra satılmadı diye geri geliyor. 50 kere gitmiş gelmiş, üzerine 30 tane sticker yapıştırmış, sökülmüş. Plak çalınmamış eyvallah ama hani kartonetin ana sağlamış. Orası ezilmiş, burası büzülmüş vesaire gibi. O bazen sıkıntı oluyor. İşte öyle plak geliyor, geri yollasam uğraşmak istemiyorum. Ben alıp eve götürüyorum falan. Yani işte benim tavsiyem benim tavsiyem kendiniz Okan'ın bahsettiği nasıl kendi burada satmadan önce yaptığı çalışmalar gibi bir plak almadan önce ya da plak kültürüne girmeden önce kendiniz biraz
buradaki parametreleri kurcalamanız aslında. Tabii tabii, yani internette de zaten işte nasıl araba alırken bakıyorsun. Zaten anında 3-5 tane metin çıkacak, yani bir akşam oturup 2 saat aynen öyle çalışırsa hepsi çıkar. Ama tabii pratikte onları yapmak biraz daha vakit alıyor. Bir de benim aslında burada hani özellikle çoğu dükkanda olmayan, yani bazılarında yine var ayrı konu, ama Okan'da bir özellik var. Okan çok acayip bir müziksever ve burada dükkanda şeyleri ona özel imzalanmış plakları sergiliyor. Onlar hiçbir zaman satılık değil. ve soranlar oluyor bu arada, biliyorum ben de. Hani o istiyorum falan, yok abi. El atanlar oluyor duvarı. Değil mi? Çekiştirenler falan. Onları bir anlatmanı istiyorum burada seyircilere. Tamam. Yani ben de hani müzik çok eskiden tabii ki yoğun mesai harcadığım bir şey. Ama bir onu kadar ilgilendiğimde kitap var. Aslında bu imza olayı kitaplarda başladı. İşte böyle lisede falan TÜYAP kitap fuarına gidip imza günlerinde işte sevdiğim yazarlardan imza alma vesaire. Sonra dükkanı açmadan önce de bir süre müzik sektöründe çalıştığım için o böyle bir avantaj sağladı. Yani çoğu gene kendi çabalarımla aldığım imzalar, ama bir kısmı da belki şahsen müzisyenin kendisini benim görmeden ya da yanına gitmeden işte bir organizasyon yapmışız ya da işte çalıştığımız mekana gelmiş vesaire, arkadaşlar vasıtasıyla aldığım imzalar. Onlar benim için gerçekten değerli. Yani tabii maddi olarak da değerini yükselten şeyler, ama o tarafı benim açımdan hiç önemli değil. Gerçekten sevdiğim albümlerin, sevdiğim insanların, müzisyenlerin plaklarının imzalı olması beni o anlamda çok mutlu eden bir unsur. Şey hiçbir zaman olmadı. Yoksa hani işte atıyorum o plaktan 3 tane alıp 3 tane imzalatıp birini kendime, ikisini dükkanda falan, o kafaya hiç girmedim. Bunlar tamamen yani dükkanda sergilemekle beraber kontraplaktan bağımsız benim Okan Aydın müziksever kimliğimle topladığım albümler. Orada da hep dediğim gibi hani benim sevdiğim isimler, sevdiğim müzikler, sevdiğim müzisyenler anlamında bir parametre hep çalıştı. Son birkaç sene maalesef bu pandemi dolayısıyla o sekteye uğrayan bir şey oldu benim için. Başlık oldu. Ama o bir hani müzikle kurduğum ilişkinin böyle kuvvetli bir farklı kanalı aslında. Burada da sergiliyorum gerçekten, hani ara ara girip onların içinde kaybolan şeyler oluyor böyle. Ya da ne bileyim, hiç beklemiyor mesela bir anda böyle bir Tinder Sticks plağına bakarken orada imzayı da görünce hani hafiften böyle yükselenler olan oluyor. En unutamadığın imza hikayen neydi? Burada sergilenenler içinde en keyiflisi Savages. Biliyorum bunu. Tahmin ettim. Hikayesini anlatmıştım belki daha önce, bilmiyorum. Yani Portishead konseri öncesi ön grup olarak çalmışlardı. Konserdeydim. Çok çok seviyorum. Yani hem müziklerini hem duruşlarını vesaire. Ertesi gün dükkanda ben de işte asbelkader masamda oturup Portishead'i dinliyordum. Öyle iki bayan girdi ama hani sadece böyle göz ucuyla gördüm. Ben hani kene işte bilgisayarda işimdeyim. Sonra birisi masaya doğru geldi. Hani kaldırınca şeyi anladım işte grubun bas gitaristi. Böyle çok mütevazi bir şekilde şeyden bahsetti. Hani Portishead çalıyor. Çok güzel grup. Yani aslında beklersin ki hani ya biz de müzisyeniz, dün akşam ön grup olarak çaldık falan. Öyle hani sadece ona bir şey yapan cümle söyledi. Ben oradan tabii hani direkt girdim, ama dedim ben de konserdeydim, şu bu falan. Hikayeyi güzel yapan, dükkana gelmelerinden de öte, o sırada plak bende yoktu. Böyle bir muhabbet olunca ben de ah dedim, hani bilseydim plak elimde olsa da keşke imzalatsam. Sonra anlaşıldı ki buraya yakın bir yerde kalıyorlarmış ve bir sonraki gün öğlen işte saatlerinde ayrılacaklarmış. Ertesi gün buluştuk hani erken bir saatte. Şunu duruyor hatta o plak. Aynen, sadece plağı imzalamak için dükkana geldiler. Hatta ben plağı sattığım birkaç arkadaşım o akşam hemen telefon mesaj getirebilirseniz hani yarın erkenden size de imza alabiliriz diye. Yanlış hatırlamıyorsam hani benim haricimde iki arkadaşa daha öyle imza almıştık. Bir de güzel cümle yazdılar böyle. Evet, evet. Don't let the fuckers falan diye. Tabii, tabii. Onun hikayesi ayrı yani. Ama hepsi benim için özel. Mesela Terrier Hiptel'i çok yani ilk zamanlardan beri müthiş sevdiğim bir müzisyendi. İşte Akbank Jazz Festivali'ne gelmişti. Adam zaten yaşlanmış. Hani galiba 1,5 saatten falan fazla bekledim hani backstage'e girip de imzayı kapmak için. Ama okey, yani o sırada elinin hareket edip de işte orada imzanın oluştuğunu gördüğün an bütün şey gidiyor yani. Ben de öyle işte Ozzy, Steve Wonder, Lemmy imzalı, Lemmy'nin bir kitabı. Bir de o hikaye eskimiyor yani. O abi, yıl evet, ise yani, o imza senin için gene bir aldığın imza gibi yani. Kesinlikle. İşte Ozzy'den imzalı Black Sabbath'ları olması, ne bileyim Steve Wonder imzası olması falan. Onları imzalarken fotoğrafım olması falan. Yani hani bunlar bazen inanılmaz öyle, önemli. Demin hani konuştuk ya plakların kondisyonu falan, yani belli dönemlerde hani plak sahipleri almış adamın üstüne imzasını atmış yani. Hani kendi imzasını atmış falan. Evet. Onlar da yani, biraz değerini düşüren yani şeyler. İşte Lemmy'ye kitabını imzalatmıştım.
White Line Fever diye bir otobiyografisi var, onu verdim. Böyle Lim'i açtı kitabı, baktı. Orijinal mi bu dedi. Abi yani evet, Londra'dan aldım falan. Benim öyle ben. Bir tane kitabım var. Henry Alek diye bir yazarın. Zamanında işte işkence görmüş hapiste falan filan. Çok uzun yıllar, belki 30 sene falan olmuştur bu hikaye yani. TÜYAP fuarına geldi. Bendeki kitap şans eseri arkadaşımın babasının kütüphanesinden aldığım kitaptı. Ve geri vermiştim okuduktan sonra. Sonra işte adamın hani buraya konuk yazar olarak geldiğini görünce, işte yaş falan da küçük, arkadaşa dedim ya kitabı getir, adama imzaya götürelim. Herkes kitabın yeni baskısını imzalatırken sen de birinci baskın alıp var. Ben o işte atıyorum 60'larda falan basılmış edisyonunu götürünce öyle bir hikaye. Adam bütün evde duruyorla sol kapağın içine böyle küçücük bir Fransızca yazıyla, anlamıyorum da ne yazdığını, sonradan işte arkadaşlar tercüme ettirmişti. Adam resmen gözleri dolmuş yani, hani o harika kitabın o şeyi falan diye edisyonu. Güzel güzel plak imzalı. Harika. Güzeldir. O zaman yani kısacası şöyle bir hikaye var. Araştırıyorsunuz. Önden bir bakıyorsunuz. Özellikle istediğiniz şeyleri bir listelerseniz ona göre özel bir sıkıştırılmış ya da daraltılmış bir arama yapabilirsiniz. Onlara bakıyorsunuz. Bir de bazı plaklar biraz daha ruh olarak sizi daha fazla etkileyen plaklar oluyor. Manevi olarak bir değeri oluyor. Onlar da hani bazen de 20-30 lira, 50 lira falan farkı biraz gözden çıkartıyorsunuz. O, görünce böyle çok heyecanlanıyorsun falan. Orada şunu da ekleyelim. O artık yani, maneviyat. Bazen de çok fazla filtreyi çalıştırıp satın alma kararını ötelerseniz plak da gider yani. Aynen. Dolayısıyla öyle. Plak da hani dediğim gibi, gene her plak için söylemiyorum ama o özel durumu içeren plaklarda buldun mu da hani çok istisnai bir durum, evet, yoksa almak gerekir yani. Aynen öyle. Sonra pişmanlık olur. Kısacası bu da böyle bir rehberdi. Artık yetkinlikler başlıyor. Başka değişik içerikler de olacak. Ama pick-up üstüne bir plak hakkında böyle bir rehber olsun çok istedim. Okan'a geldik. Kontraplak Galatasaray'da. Mutlaka bakın. İnternet sitesine bakın. Altta yazıyor linki. Onlara bakın. Discogs'a bakın. Popsite'a bakın. Yorum yaparsanız hani bir sonraki bölümde ne görmek istediğinizi ben belki anlayabilirim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.